Geçecek. En az hatayla çıkarttı. Çünkü bazen oluyor. Bir lakabı yanlış yazıyoruz, ismi yanlış yazıyoruz. Sonra hemen alınca kitabı bakıyor, ya benim lakabı yanlış yazdım, siz yeri yanlış yazmışsınız. Kitabın baskı ve dizgi kısmında değerli ve hocam yardımcı olacak. O da inşallah bir dahaki toplantıda hep basın. İnşallah. İmza töreni başlıyoruz. Hocam da Türk Ocağı Uşak Başkanı Kemal Tunç öğretmen. Topraklara sonradan gelmiş. Ha. Karışım zaten. Evet. Kim kalmış, kim gitmiş bilinmez. Bilinmez. Bir çalışmanın ürünü. Ben ilçe jandarma komutanlığı yapınca başladım. Özellikle uzun gördüğünüz şehit Ali Bey'in akrabalarına. Yardımsever insanları, sizleri böyle bir arada görmekten Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği olarak kıvanç duyuyoruz. Başkanımız Mehmet Peyvanoğlu'nun düzenlemiş olduğu bu kahvaltı, İlahi Muhtarımızın da desteğiyle bu güzel bir ortamda, tarihi ortamda gerçekleşiyor. Katıldığınız için teşekkür ederim. Bu güzel ortamda sizlerle beraber olmaktan çok büyük onur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Derneğimize, dernek başkanımıza ve ekibine yaklaşık bir yıldır göstermiş olduğu özverili çalışmalardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Geçmişte yaşadıklarımız, bizden kalan esintileri ortaya çıkarmak bence çok güzel, çok değerli ve çok anlamlı. Bizim en büyük eksikliğimiz olarak ben şunu görüyorum. Geriye dönüp baktığımızda biz acaba hangi aşamalardan buraya geldik, hangi zorluklardan bu kadar mesafe kat ettik, bunların izlenmesi ve ortaya çıkarılması çok güzel. Artık geleneksel hale gelen Uşak Tanıtım ve Kültür Gönüllüleri Derneği'nin kahvaltısında buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gerçekten gururluyuz sizlerle beraber olmakta. Yaklaşık bir yıldır Ulubey'de çalışıyoruz. Ulubey'de bize gösterdiğiniz misafirperverlik ve sıcakkanlılık gerçekten takdire şayan bir olaydı. Bizim için de çok değişik oldu. Böyle tarihi bir mekanda sıcak insanlarla, sıcak çorbayla başlayan sohbet, muhabbet. Tabii öncelikle derneğimizin amacı neydi? Yola çıkarken amacımız neydi onu bir anlatmak istiyorum. Amacımız önce farkındalık yaratmaktı. Çok köye gidildiğinde ben çok gezilere katılamadım ama bu insanlar acaba niye geldi sorusu sormuştu. Defineci mi bunlar? Hayvan kaçakçısı mı? Yoksa siyasi propaganda için mi geldi? Acaba bizi mi dolandıracaklar diye. Dernek başkanı da ilk söylediğim şey, şunu söyleyeyim. Biz para istemiyoruz. Siyasi bir amacımız da yok. Öncelikle köylerimizdeki, kasabalarımızdaki kültürel değerleri tespit etmenin peşindeydik biz. Çünkü artık tarihe ve kültüre bakış değişti. Artık insanlar Ayasofya'yı, Sultanahmet'i, işte Kız Kulesi'ni biliyorlar. Ama Uşak Tarnası'nı bilmiyorlar. Ya da Ulubey Cam Tarnası'nı bilmiyorlardı. Artık insanlar böyle gizli saklı kalmış değerlerin peşinde ve yeni böyle bir akım var. Bazen insanlar bir yemek yemek için bile 1000 kilometre gidebiliyorlar. Ya da bir dereyi görmek için, bir mağarayı görmek için büyük paralar harcayabiliyorlar. Bizim de amacımız Uşak'ın bu tür değerlerini önce tespit etmek, önce Uşaklara bunu anlatmak, sonra da gelen misafirlerimize ya da tüm Türkiye'ye, hatta neden olmasın tüm dünyaya bunları tanıtmak ve turizme ve tanıtmakı sağlamaktı. Şimdi derneğimiz gerçekten önemli işler yapıyor. Şehirler insanlara benziyor. İnsanların biliyorsunuz bir maddi varlığı bir de manevi varlığı var. Elbette insanların organları çok önemlidir.
bir eli olması, gözü olması, duyabilmesi bunlar önemlidir. Ama bunlar olmadan da insan bir şekilde yaşamını, varlığını devam ettirebilir. Ama olsanız da yaşarsınız, topal olsanız da yaşarsınız. Ama ruhunuzu kaybettiğiniz zaman işte o zaman ölmüş oluyorsunuz. Şehirlerin de ruhu var, aynen insanlar gibi. İşte bu dernek ne yapıyor dediğimizde aslında ilk verilebilecek olan cevap bu. O kaybolmaya yüz tutmuş olan şehrin ruhunu bir şekilde korumaya çalışıyor, canlandırmaya çalışıyor ve bana kalırsa çok önemli bir şey yapıyor. Evet, maddi değerlerimiz de önemli. Yani insan için organları çok önemli. Yıkılan bir çeşmemiz, yıkılan bir hanımız, yıkılan bir hamamımız, bir camimiz. Evet, bunları kaybetmekten de biz çok büyük acı duyuyoruz, ızdırap duyuyoruz ama hak verirsiniz ki ruhunu kaybeden bir insan artık yok olmaya muhtaçtır. Bakın böyle bir halının içerisindeyiz. Az önce büyüklerimizden birisi ruhu burada var, bizimle yaşıyor dedi. Evet, bizden evvel buralarda birileri yaşadı. Şimdi biz yaşıyoruz, bizden sonra da birileri yaşayacak. Buna tarihsel süreklilik diyoruz biz. Evet, bizde kalan bir şeyler var ama biz bizden sonrakilere ne bırakacağız? Uşaklar olarak onlara aidiyet duygusu verebileceğiz mi? İşte burada hepimize bence bir vebal düşüyor, vebal var. Elimizi taşın altına hepimizin koyması gerekiyor. Ben bir uşaklıyım, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ben özellikle muhtarlarımızdan bir şey rica edeceğim. Özellikle köylerinizdeki insanların, köylülerinizin ellerinde herhangi bir maddi kültür üyesi varsa, ya muhtar demek zaten biliyorsunuz geçmişten itibaren orada sayılıp sevilen, saygı duyulan, önderlik eden kişilerdir. Sizlerin sözünü dinleyeceklerdir. Bu türden ellerinde belge olan, bilgi olan insanlar varsa lütfen bunlara koruyup sahip çıkalım. Uşak Kültür ve Tanıtım Gönülleri Derneği'nin aynı zamanda çok kıymetli üyeleri, kıymetli muhtarlarımız, vatandaşlarımız. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinizi tekrardan hoş geldiniz. Ben aranızda bulunmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Az önce başkanımıza ifade ettiler. Bir yıl kadar bir süreden beri Uşak'ta, Ulubey ilçemizde yoğun faaliyetlerini sürdüler. Benim de Ulubey ilçemizde atandığım süreyi bugün itibariyle tam bir yıl doldurduk. Onların çalışmaya başlamasıyla bizim de göreve başlamamız aynı süreye denk geldi. Kendileriyle tanışmaktan, kendilerini tanımaktan gerçekten çok büyük mutluluk duydum. Zaman zaman vaktimiz ve durumumuz müsait olduğunda sık sık bir araya geldik. Çalışmanı dinledik ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Ama gerçekten yapmış olduk çalışmalar. Bir ilçenin mülki amiri olarak, bir devlet büyüğü olarak da onların gerçekten yapmış oldukları gönüllü çalışmanın hepsini çok çok yürekten takdir ettik. Elimizden geldiğince de destek olmaya çalıştık aynı zamanda. Ama gerçekten çok güzel çalışmalar imza attılar. İlçem adına, aynı zamanda ilçemde yaşayan vatandaşlar adına kendilerine tekrardan teşekkür ediyorum. Ve sonunda bu güzel ortamda, bu sıcak ortamda Tarihi İnay Hanım'ımızla kendi yapmış oldukları çalışmaya yakışır bir şekilde sonlandırdılar. İnşallah bundan sonra da Uşağımıza, Uşak kültürüne ve Türkiye'nin tanıtımına, Uşağın Türkiye'ye tanıtımına çok büyük katkı olacağına inanıyorum. Hepinize bu güzel günün, bu güzel sıcak atmosferin düzenlenmesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize hoş geldiniz tekrardan. Saygılarımla. Muhtarımız Yücel Bey'e ve yemeklerde, servislerde değerli katkılarından dolayı Barış Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Siz değerli muhtarlarımıza da teşekkür ediyoruz. Özellikle Uşak'ın diğer kesimleriyle ilgili de araştırma zorunluluğum var. Artık bir gönül zorunluluğum var. Buna bir her şeyi paylaşabilmeyi istiyorum. Bu çalışmaların onun çok büyük etkisi var yayında da. Demiştik ki Barış Bey, bu gördüklerimi yazmazsanız bu dünyadan vebayla gidersiniz. Bu güzellikleri yaşadık. Bu gönüllere girdiğim için, bu gönüllerinizi aldığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Uşağımız hakikaten tarih, kültür, coğrafi yapı bakımından hakikaten Türkiye'de ender illerden bir tanesi diyorum ben. Niye bunu diyorum? Kuzeyinde Burat Dağı, güneyinde Uşak Denizi olan bir memlekette yaşıyoruz bizler. Bunların içinde hele Ulubey kazası var ki kendi kazam diye bahsetmiyorum. Hasköy hem kaplıcası var hem de Hasköy asarı var. Görmenizi istiyorum ama
Dağ tarihin çukurunda buralar. Daha açılmamış yerler buralar. Bakire yerler arkadaşlar. Onun için bizlere bu dünyada yaşadığımız müddetçe çok büyük görevler düşüyor. Çok büyük görevler düşüyor. Çok büyük görevler düşüyor. Durmadan bunları meydana çıkarmalıyız. Biraz önce komutanımın da dediği gibi biz vebal altındayız arkadaşlar. Ölmeden önce bunları fışkırtmak lazım. Fışkırtmak lazım, fışkırtmak lazım. Hepinize buraya icabet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Onunla konuşurken de söylemeye çalıştım. Yunan işgali sırasında işgalin ilk gününden itibaren hatta ilk saatlerinden itibaren yapılan bir şey var. Tat Sefer diye bir adam muhtar. Tat Sefer'i Yunan komutanı, işgal komutanı çağırıyor. İlk yaptıkları şey, sorgu sual yok. Bir de Arap amca diye birisi var. Hanın şu köşesine, şu köşesine, meydana doğru olan köşeye falakaya yıkıyorlar. İstedikleri şu. Osmanlı ordusu dağılmış. Askerden gelenler, kaçanlar var. Ama gelenlerin bir kısmı silahıyla geliyor. İşgalciye karşı o silahlar dönebileceği için kimde silah var? Kim genç? Onları soruyor. İşkence bir hafta sürüyor. Hanın önünde yürüyerek çıktığımız şu yolun başında. İki kişi, Tat Sefer ve Arap amca. Bir hafta sonucunda hem el hem ayak tırnakları düşüyor Tat Sefer. Kimse de kimde silah olduğunu söyleyemiyor. Biz Muhammed Bey kardeşinin evinde otururken sohbet sırasında Şahin Bey'in evinde Himmet Çocuk'tan söz edildi. Sonra biz dernek olarak arkadaşlarımızla hatta o gün gazeteci arkadaşımız Salih Kılıç da vardı. Araştırmaya giriştik. Sonra ben Muhammed Bey'i telefonla aradım. Mezarını bulduk. Ulubey Kışla köyünde. Himmet Çocuk'un mezarını bulduk. Onunla ilgili kısa bir öykü de var ama hani çok uzatmayalım. Yalnız doğum tarihleri tutmuyor. Halide Edip Adıvar'ın kitabında 11 yaşında diye geçiyor. Ancak nüfus kayıtlarında Himmet Çocuk 1901 doğumlu görünüyor. Çal yeni cengeyi ağlamadın Yalıda kumur şubun Ciğerimi dağladı, dağladı. Bekirli pelifanı, kollarımı bağladı. Avcılar üstüne boz yılan gelir, boz yılan gelir. Yedi alnına yazılan gelir, yazılan gelir.